Öncelikle kadro müjdesiyle bizlere bayram yaşatan, başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, bakanlarımıza ve özellikle sesimizi duyurmada bizlere çok büyük faydası olan Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mahir Ünal Bey'e, milletvekillerimize, AK Parti il ve ilçe başkanlarımıza teşekkür ederiz. Ayrıca kadro mücadelesinin savunucusu olan ve taşeronun derdi derdimizdir diyerek bizler için büyük mücadele veren Hak İş Konfederasyonu Genel Başkanımız Sayın Mahmut Arslan Bey'e ve Özbüro İş ve Öz Sağlık İş Sendikalarımızın genel başkanlarına teşekkür ederiz. Yine sesimizi duyurmada bizler için her zaman yanımızda olan değerli basın mensuplarımıza ve ilk günden itibaren bizleri yalnız bırakmayan, arkamızda büyük bir güç oluşturan değerli işçi kardeşlerimize teşekkür ederiz. Hak İş Konfederasyonu olarak ilk günden itibaren amacımız kamuda çalışan tüm taşeron işçilerin kadroya alınmasıydı. Ayrım yapılmadı. Taşeron işçiler olarak emeğimizin karşılığını gördüğümüze inanıyoruz. Bugün çok mutluyuz. Gerçekten bugün bir milattır. Çünkü 740 bin taşeron işçisi bugün mutlu edilmiştir. Aileleriyle birlikte yaklaşık 3 milyon insan bayram yapmıştır. Bizlere bu bayramı yaşatanlara tek tek teşekkür ediyoruz. İnsanlar bugünü bekliyordu. Gerçekten bizler Hak İş olarak verdiğimiz mücadelede bugünlerin mücadelesini yapıyorduk. Çoğu insana hayal gibi görünüyordu. Yalnız hükümetimiz bu hayal gibi olan projeyi gerçekleştirdi ve tüm insanları mutlu etti. Ancak bu mutluluğumuzun yanında yapılan bazı açıklamalarla bir tereddüt oluşmaya başladı. Kadroya alındığı zaman maaşlarda artış olmayacağı ve bazı imkanların verilmeyeceği konusunda bazı söylentiler söylenmeye başlandı. İnşallah bunlar gerçek değildir ve bizler bu mücadele sonucu kazandığımız haklardan tam olarak yararlanabiliriz. Devletimiz babalık yaptı, bize şefkatini göstererekten hepimizi kucakladı. İnşallah bunun devamı gelir ve herhangi bir aksama, herhangi bir engele maruz kalmayız. Biz tekrar tüm emeği geçen herkese tek tek teşekkür ediyoruz. İnşallah yarınlar bizler için daha güzel olacaktır. Yarınlara daha güvenle bakacağız. Öncelikle evet. Çok duyguluyum. Başbakanıma, Cumhurbaşkanıma, Başbakanım Ahmet Davutoğlu'na çok teşekkür ederim. Mahir Ünal vekilimize, bakanımıza çok teşekkür ederim. Öncelikle bir de Murat Arifoğlu'na bizi çok destekledi. Çok uğraştı bizler için. Çok teşekkür ederim. Herkese emeği olan bütün taşeronu kimseleri koymasın başbakanım. Ne olur lütfen kimseyi belediye olsun başbakanım. Ne olur taşeron diye kimseyi herkese al. Devlet dairesinde çalışanları. Ne olur yalvarıyorum sana. Kaç yıldan beri çalışıyorsun efendim? 12 yıldan beri çalışıyorum. Çok duygulandım başbakanım. Allah seni incitmesin. Nur içinde yatırsın ananı babanı. Ne olur başbakanım kimseyi belediyede de olsun taşeron, kamuda da olsun taşeron, herkesi bu şeye verdiğin için, bizi kadroya geçirdiğin için sana çok teşekkür ederim. Allah'ım başbakanımı, cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin. Amin. Ne olur Allah'ım, ne olur bizim ömrümüzden alsın, onun ömrüne versin. Bize bu duyguları yaşandı. Bu duyguları bize verdi. Allah'ım ona da ne muradı varsa versin. Güzel Mevlam'ım. Yok düşünmüyorduk ama çok ezildik ama Rabbim başbakanımız cumhurbaşkanımız başa geldikten sonra ezilmedik. Rabbim çok şükürler olsun. Çok duyguluyum. Çok. Taşerona eskiden nasıl bakıyorlardı? Çok kötü. Çok ezim ezilerdi. Her şey için ama Rabbim başbakanımızı, cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin. Çok duyguluyum. Rabbim. Gülizar Sarı, Kahraman Barış. Ne görev yapıyorsunuz burada? Bilgi işlem personeliyim. Çok teşekkür ederim başkanıma, cumhurbaşkanıma da olsun, başbakanım Davutoğlu'na da olsun. Hayranıyım kendilerinin. Kaç çocuğunuz var? İki çocuğum var. Kocam da belediyede çalışıyor. Taşeron işçisi olarak da asfaltta. Ne olur başbakanım onlara da inşallah verirsin. Taşeron Türkiye'nin kanayan bir yarasıydı. Sağ olsun Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız bu kanayan yaraya neşter vuraraktan, düzgün bir ameliyat yaparaktan bunu kökünden halletmişlerdir.
Kendilerine tüm taşeron adına, tüm taşeron arkadaşlar adına teşekkür ederim. Türkiye'de istikrarlı bir hükümet ancak bunu çözebilirdi. Türkiye'deki bu 740 bin taşerona ayrım yapılmaksızın kadro verilmesi, bu hükümetin ne kadar hakkaniyetli bir iş yaptığını, ne kadar düzenli bir şekilde çalıştıklarını göstermektedir. Sayın Başbakanımıza ve Sayın Cumhurbaşkanımıza bu yapmış olduğu, almış olduğu kararlardan dolayı ayrıca tek tek teşekkür ederim. Taşeronlar gerçekten zor durumdaydı. Ben 4 çocuklu bir taşeron babasıyım ve taşeron olaraktan 10 yılın üzerinde çalışmaktayım. Aldığımız para malumdu. İnşallah yarınlar daha da iyi olacaktır. Bundan sonra taşeron kelimesi, taşeron tarihe karışmıştır. Taşeron devri bitmiştir. AK Parti hükümetleri her türlü sorunu çözdüğü gibi taşeronu da çözmüştür. Ben kendilerine çok teşekkür ederim arkadaşlarım adına. Orgül, 13 yıldır ben de bu hastanede çalışıyorum. Farklı şirketler adı altında çalıştık ama bu hastaneye hizmet ettik. Sonunda çok şükür hakkımız teslim edildi. Daha ileriye kadar gideceğini de ümit ediyoruz. Bugüne kadar gelmemize emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Evet Işık, Hülya Arslantaş, Kadın Doğum Hastanesi'nde 13 yıldır taşeron işçisi olarak çalışıyorum. Yıllardır vermiş olduğumuz haklı mücadelede mutlu bir sona elde ettik. Bundan dolayı Cumhurbaşkanımıza ve Başbakanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bize göz ardı edilen tüm haklarımızı verdiler ve daha da iyileştirilmesini onlardan bekleyerek sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Efendim hayırlı olsun. Başbakanımızdan evet. Taşeron işçilere müjdeli haber geldi. Evet. Siz de bir devlet hastanesinde. Evet. Çalışıyorsunuz işlemci evet. olarak. Nasıl karşıladınız bu durumu? Çok memnun olduk. Başbakanımız ve Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Ve seviniyoruz. Vatandaş arkadaşlar olarak, taşıra olarak çok seviniyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ümitli miydiniz? Çok. Biz güveniyoruz devletimize. Verdiği sözlere hep güvendik. Teşekkür ederiz. Thank you.